Havadan ve karadan ateş altına alındı, sınırın 30 kilometre derinine giren Türk jetleri Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir etti. Kara birlikleri de dün geceden itibaren Tel Abyad ve Resulayn'a giriş yaptı. Sahada hareketli dakikalar, saatler yaşanıyor. Muhabir arkadaşlarımız sınır hattında sıcak noktalarda bizi bekliyor. Harekatla ilgili son bilgileri canlı bağlantılarla onlardan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün harekatı bizzat kendi talimatıyla başlatmıştı. Birazdan da AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Harekata ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Barış Pınar harekatı öncesinde ve harekat başladıktan sonra Ankara'nın görüşme trafiği oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Harekatla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, NATO, Birleşmiş Milletler, tüm bu merkezler bilgilendirildi. Detayları TRT Diplomasi muhabiri Fatih Oruk birazdan aktaracak. Fırat'ın doğusuna başlatılan harekat dünyada da yankı buldu. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden değerlendirmeler var. Brüksel, Moskova, Tahran, Pekin bugün canlı yayın duraklarımız olacak. Harekatın uluslararası yansımalarını muhabir arkadaşlarımız anlatacaklar. Türk dünyasında da geniş yankı buldu. Türkiye'nin güney sınırlarında terörü bitirmeye yönelik başlattığı barış harekatı. Azerbaycan'daki yansımalarını Bakü'den Fatih Avanoz, Kazakistan'daki yansımalarını da Nur Sultan'dan Güzel Zaytov aktaracak sevgili seyirciler. Amaç huzur, hedef terör diyerek yola çıktı kahraman ordumuz. Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin diyoruz. Avrasya gündemine haber turuyla başlayalım. Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik günlerdir beklenen Barış Pınarı harekatı başladı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Sınırın 30 kilometre derinine giren Türk jetleri Resulayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir etti. Kara birlikleri de saat 22.20'de Tel Abyad ve Resulayn'a giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı harekatı başlamadan önce konuştu. Suriye'de gizli bir ajandayla çalışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı harekatının amacının terör örgütleriyle mücadele olduğuna dikkat çekti. Kürtlerle sorunumuz yok dedi. Masum insanlara zarar vermemek için pilotlarımızın, toplarımızın, kaçlarımızın atışları sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı Ankara'daki merkezden koordine ediyor. Akar, harekata dair açıklamalar yaptı. Sivil hassasiyetini vurguladı. Hedefimiz terör örgütleri dedi. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında terör örgütünün karşısında olacaktır mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı. Oktay, operasyonun tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine dönüşlerini sağlamaktır dedi. Türk ordusunun önceliğinin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu da belirtti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup sundu. Mektupta Türkiye'nin ulusal güvenliğinin terör örgütleri DAEŞ, PKK, YPG, PYD tehdidi altında olduğu belirtildi. Fırat'ın doğusunda başlatılan harekata NATO'dan da destek geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var dedi. Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. "81 ilde tüm camilerde sabah namazı öncesinde eller Mehmetçik için semaya açıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım. Türkiye'nin güney sınırlarında terörü bitirmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haberlere Azerbaycan basını da geniş yer ayırdı. İçtimai TV sınırdan yayınlarda operasyonu ilk duyuran kanal olurken, verilen haberlerde de Türkiye'nin meşru kaygıları dolayısıyla uluslararası hukuka uygun olarak operasyonu başlattığı vurgulandı. Barış Pınarı operasyonu Kazakistan basınında,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Kazakistan Devlet Haber Ajansı, Kazak Parat tarafından son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Dünkü yayınımız sırasında belki de dakikalar var demiştik. İşte o harekat başladı dün sevgili seyirciler. Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik günlerdir beklenen Barış Pınar harekatı başladı. Şimdi hemen sınır hattına gidelim. Muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu karşımızda. Bülent Çulcuoğlu, dünkü yayınımızı kapatırken belki de dakikalar var demiştik. Hemen ardından da dün saat 16'da harekat başladı. Gece kara birliklerimiz de girdi. Ayrıntılar, son bilgiler sende. Senden alalım gelişmeleri. Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı harekatı tüm hızıyla planlandığı şekilde devam ediyor ve tespit edilen hedefler, noktalar bir bir ele geçiriliyor ve teröristlere ait noktalar imha ediliyor. Evet, kameraman arkadaşım Bülent Serin'le birlikte şu anda Suriye sıfır noktasındayız. Sınırın sıfır noktasındayız ve vurulan yerleri rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın, dumanlar az önce çok koyu dumanlar vardı. Şimdi yavaş yavaş dağılıyor ama fırtına obüsleri ve tanklar birçok noktayı tam isabetle vurmaya devam ediyor. Özellikle Tel Abyad için konuşursak operasyonun yoğunlaştığı nokta Tel Abyad'ın doğusu ve güneydoğusu. Tel Abyad bu noktadan yavaş yavaş kuşatılmaya başlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu operasyona destek veren Suriye Milli Ordusu da çok kısa süre içerisinde Fırat'ın doğu hattına giriş yaptı. Bakın, kameraman arkadaşım bir noktayı gösterecek. Teröristlerin vurulan sözde karargahı. İşte bu noktalardan giriş yapıldı. Noktanın hangi bölge olduğunu söylemek, vurgulamak istemiyorum ama hemen ekranlara gelsin. İşte terör örgütü YPG PKK'nın 5 yıldır işgal ettiği Fırat'ın doğusunda sivillerin evlerini sözde karargaha, sözde karakola çevirdi. Bu noktalardan zaman zaman Türkiye tarafına taciz ateşleri açıldı. İşte başlatılan Barış Pınarı operasyonuyla bu noktalar bir bir vurularak imha edildi. Ve tabii ki özellikle operasyon çok hassas yürütülüyor. Uydudan alınan görüntüler, insansız hava araçlarımızın yaptığı keşifler var ve %100 tam isabetle sivillere hiçbir zarar gelmeyecek şekilde bu operasyon şu anda devam ediyor ve operasyonun artık 24 saatinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Gerçekten başarıyla yürütülen bir operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu an yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Suriye derinliğinde kara birliklerimizin 10 kilometre kadar girdiği bilgisi var. Savaş uçaklarımız da şu anda Tel Abyad'la Ayın-Nisa arasındaki noktaları ise vurmaya devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG PYD'ye verdiği ağır silahlar Ayın-Nisa bölgesinde. Yani sınırımızın 32 kilometre güneyindeki Ayın-Nisa beldesinde. İşte Ayın-Nisa'daki hedeflerde savaş uçaklarımız tarafından vuruldu. Tel Abyad'ın doğusu ve güneydoğusundaki hedeflerde fırtına obüsleri ve tanklar tarafından yerle bir edildi. Operasyon başarıyla devam ediyor. Tespit edilen hedefler bir bir ele geçiriliyor ve teröristler o noktalarda imha ediliyor. Özellikle Tel Abyad'daki teröristlerin Rakka'ya doğru, güneye doğru kaçtığı yolunda da yine bilgiler mevcut. Evet, operasyonu biz takip ediyoruz şu anda. Tabii şu anda resmi olarak açıklamayı bekliyoruz ama hemen aktarayım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu'nun ele geçirdiği noktalar var. Ele geçirdiği köyler var. İlerleyiş güzergahında bazı köylerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçtiği bilgileri mevcut. Evet, operasyon başarıyla devam ediyor. Zaman zaman fırtına obüsleri ve tanklar Tel Abyad'ın doğusu ile güney doğusundaki hedefleri vurmaya devam ediyor. İşte o vurulan noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Birlikleri ve Suriye Milli Ordusu ilerlemeye devam ediyor. Sınır hattından Bülent Çulcuoğlu'ndan aldık son bilgileri sevgili seyirciler. Şimdi dilerseniz düne dönelim. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Dün saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladı Barış Pınar Harekatı. Sınırın 30 kilometre derinine girdi Türk jetleri. Resulayn, Tel Abyad ve Ayın-Nisa'daki PKK-YPG mevzilerini yerle bir ettiler. Kara birlikleri de dün geceden itibaren Tel Abyad, Resulayn'a giriş yaptı. Bakın, dünden bu yana neler yaşandı bir görelim. Günlerdir bekleniyordu.
Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DH terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatıldı. Harekatla hedeflenen Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek. Türk savaş pilotları vur emri için teyakkuzdaydı ve saatler 16'yı gösterdiğinde harekat için beklenen emir geldi. Diyarbakır ve Adana'dan F-16'lar havalandı. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk jetleri sınırın 30 kilometre derinine girdi. Diyarbakır 8. Ana Jet üstünden bazı F-16'ların kalktığı gözlenirken bazı F-16'lar da Ana Jet üstüne iniş yaptı. Üste çok sayıda F-16 da hazır bekletiliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Adana'daki incelik üssü oldukça hareketli. Terör mevzilerini vuran savaş uçakları teker teker üstlerine geri dönüyor. Belirlenen hedefler karadan da ateş altına alındı. Sınıra konuşlandırılan obüsler terör hedeflerine dövdü. Mevzi ve mühimmat depoları imha edildi. Uzun süredir hazırlıklar devam ediyordu ve saat 16 itibariyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad'daki PKK ve YPG hedefleri vuruluyor. Hemen arkamız Tel Abyad ve biz şu anda bulunduğumuz Akçakale'den top atışlarını görüyor ve duyuyoruz. Sınır hattına konuşlanan obüslerden yapılan top atışlarıyla birlikte Resulayn bölgesindeki terör hedefleri birer birer vuruluyor. Yapılan her atışın ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor. Hava harekatının ardından kara unsurları da harekete geçti. Komandolar saat 22.20'de Tel Abyad ve Resulayn'a girdi. Barış Pınarı Harekatı'nda da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriliyor. Evet, biraz önce muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu da sınır hattından aktardı. Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında belirlenen hedefler ele geçirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi sevgili seyirciler. Barış Pınar Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtildi. Harekat kapsamında belirlenen hedeflerin ele geçirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar karargâhtaki çalışmalarını sürdürdü. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti. Akar, bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı an be an takip etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la talimatlar verdi. Sevgili seyirciler, yeniden düne dönelim. Barış Pınar Harekatı'nın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir dedi Erdoğan. Harekatla ilgili CHP, MHP ve İyi Parti liderlerine de bilgi verdi. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru İnşa edeceğiz inşallah. O emri işte böyle verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması talimatını verdi. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor. Her birini alınlarından öpüyorum. Ve saatler 16'yı gösterdiğinde günlerdir beklenen harekat başladı. Belirlenen terör hedefleri hem havadan hem karadan ateş altına alındı. Tıpkı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle davranılıyor. Asla bizim Suriye'de sivillere yönelik bir mücadelemiz, onlara yönelik atacağımız bir adım söz konusu değildir. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Gerek planlama safhasında, hedeflerin seçiminde, gerekse icra safhasında pilotlarımızın, toplarımızın ve taşlarımızın afişleri sırasında her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Harekatla hedeflenen Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge.
Cumhurbaşkanı Akar'la görüşmesinde bu noktanın altını kalın kalın çizdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağını vurguladı. Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız açıklamasını yaptı. Bölgeye barış ve huzuru getirmeye hedeflenmiş, kilitlenmiş durumdayız. Erdoğan, oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri sağlanacak dedi. Harekata katılan Mehmetçik ve yerel unsurlara başarılar diledi. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Bu mesajlarının ardından Erdoğan, Beştepe'de Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Meclis Başkanı, ilgili bakanlar, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı, Erdoğan'ın partili kurmayları ve ilgili bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti lideri Meral Akşener'i telefonla aradı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de bilgi verdi. Kuvvet komutanlarına gerek... Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının dörtte biri PKK, YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır. PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.